Efendim merhabalar. Spor, sanat, eğitim, hukuk, günlük kılavuzunuz, gün içinde hayatınızda öğrenmek istediğiniz her şeye bulacağınız cevabınız bu programda. İşte günlük rehber başlıyor efendim. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hüseyin Gökçekuş'la Asrın Projesi. Ankara İtfaiye Teşkilatı ve Tüm İtfaiyeciler Birliği Başkanı Ceyhun Tonguç Karakuş'la İtfaiyecilik Mesleği. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden Zeynel Işık'la Tiyatroda Işık Tasarımı ve Işık Dekoratörlüğü. Hepsi az sonra günlük rehberde. Gidişin sonu kötü, kalbi kaybetmeye. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip düne küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp göz göre göre korku saklayıp boğazına gömülüp sustun mu hiç? Ha, gittin yerde mutlu. Serseri kalbim, ama karar tutamıyorum zamanı. Ah, gittin yerde mutlu mu? Ya da gel, kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne bu serseri kalbim, ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Ya da karar ver, tutamıyorum zamanı. Büyük projeleriyle ve su yönetimi alanında yaptığı çalışmalarla anılan bir bilim insanı. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hüseyin Gökçekuş şimdi günlük rehberde. Hocam benim işim de zor. Şimdi git orada şarkı söyle, git orada şarkı söyle. Sonra gel burada rektör yardımcısıyla, konusuna bu kadar hakim, konusunu bu kadar seven bir bilim adamıyla gel burada meseleleri konuş. Estağfurullah, tabii haddime düşmez. Ben sadece... Ben eminim çok güzel bir program olacak, umuyorum en azından. Güzel başladı sizle. Teşekkür. İnşallah birlikte... Çok güzel devam edersin. Kotaracağız diyorsunuz bu 20 dakikayı. Tabii ki. İnanç. Kesinlikle. İnanmak başarmanın zaten 4/3'ü diyorum ben, yarıdan fazlası. Çok haklısınız. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısısınız ama daha pek çok gömleğiniz var, ceketiniz var, mantonuz var, üst üste ve bunların hepsini rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Neler yapıyorsunuz, anlatır mısınız? Taşımaya çalışıyorum. Evet, çok teşekkür ederim aslında. Anavatan Türkiye'mize sizin aracınızla, TRT ve sizlerin program aracılığıyla sevgi ve selamlarımı iletmekle başlamak istiyorum. Gerçekten gurur verici bir olay. Bir Kıbrıslı Türk olarak, gerçi
üniversite eğitimini 12 yıl eşiyle birlikte burada tamamlamış bir Ankaralı diyebileceğiniz bir tabii olarak. 12 yıl. Hele hele kızının da burada doğduğunu söylerseniz ailece harika, biz Ankaralı. Harika. Benim gerçekten çok güzel bir yıllar geçirdim. 12 yıl geçirdiğimizi 78-90 yıllarında. Dönüşte askerlik ve işte 21 yıldır Yakın Doğu Üniversitesi'nin bir elemanı olarak değişik görevlerim var. İşte İnşaat Mühendisliği bölümünün kurucusu 21 yıldır. Rektör yardımcısı uzun yıllardır. Ama tabii ki sadece üniversiteyle kısıtlı değil bu ünvanlar. Biraz önce siz söylediğiniz. İşte YÖDAK yani Kıbrıs YÖK'ünün 5 üyesinden birisiyim. Parlamentonun seçtiği 2 profesörden birisiyim. 2 yıla yakın bir süredir görev yapıyorum. Bugün tartışacağımız, görüşeceğimiz Türkiye'den su getirme asrın projesinin bakanlığımız, Kıbrıs'taki Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın da su genel koordinatörüyüm. Yani suyla ilgili atılacak adımlar, başta Türkiye'den su getirme, su politikalarının belirlenmesi konusunda da yetkili kılındım devlet tarafından. Evet. En son olarak da yine üniversite çerçevesinde bir yer bilimci, bir sucu olarak da Uluslararası Üniversite Arama Kurtarma Konseyi'nin ilk dönem başkanı, 2 yılına dönem başkanı seçildim. Bugünkü konuklarınızdan biri itfaiye. Evet, bizim de doğal afetlerle ilgili. Üniversite bünyemizde özellikle 6 KKTC'deki Güzide Üniversitesi'nin arama kurtarma kulüpleri, öğrencilerin çok ciddi etkinlik yaptı. Ama bunun dışında 20 ülkenin 30 üniversite rektörünü de dahil ettiğimiz ve uluslararası bir açılım sağlamaya çalıştığımız doğal afetler karşısında üniversite öğrencilerini başta olmak üzere eğiterek mezun olduktan sonra da gittikleri ülkelerde kendi insanla din, dil, ırk ayrımı yapmadan böylesi şeyler yapmaya harikasınız. Çalışıyoruz. Harikasınız. Birbirinin farklı. İçine geçmiş çok da farklı değil aslında. Birbirine geçmiş konulardan besleniyorsunuz, besliyorsunuz konuları. Ve bir makaleniz var maden yataklarının çevreye olan zararları konusunda. Ve bu makale de Biomed Library tarafından ki bu bir arama motoru. Orada aranan, başvurulan, 20 milyon en çok okunan 20 milyon makalenin içinde bir numaraya yerleşmiş. Konular içinde yapılan gruplamalarda kendi benzer konular içerisinde top 20 yani ilk 20 ilan ediliyor. İlk 20 içinde birinci sırada olmak hakikaten önemli. Ben İngilizcesini söyleyeceğim, siz Türkçe söyleyin. Pollution of coastal region impacted by acid mine drainage in Morpho Bay, Northern Cyprus. Bu tamamen Kuzey Kıbrıs'ta, Güzelyurt Körfezi'nde. Körfezi ile ilgili Lefke Gemi Konağı bölgesinde Kıbrıs'ın batı ucunda bölgemizdeki yıllarca yani yaklaşık bir 100 yıl işletilen madenin 1974 harbinden sonra terk edilip gerek açık işletme şeklinde gerek atıkların yani bir ara bakır ve piritten altında arsenik kullanarak altında ayrıştırılıyordu. Gerek o doğal maden yatakları gerek atıklar gerekse işte o şu anda depo halinde olan madenlerin yağan yağmur havanın oksijeniyle reaksiyonuna girerek ağır metallerin çökmesi ve ortama asitliğin 2'nin altında, pH'ın 2'nin altında değere ulaştığı önce yüzey suları kirleniyor. Bu kirli sular yer altına nüfuz ediyor, yer altı sularımız kirleniyor. Daha sonra da deniz, körfez orada yakın olduğu için denize giderek kilometrelerce denizin kirlenmesine neden oluyor. Biz bunu inceledik ama nereden sonra inceledik? Ben 2 kez Amerika bursu kazandım. Fulbright bursu. Burslu olarak kısa dönem Amerika'ya gittim. Bir tanesi buydu. Maden yataklarının, mine acid drainage dediğimiz, çevreye zararlarının incelenmesi. Şansım neydi? Amerika'da da yeni yeni çok popüler olmuştu konu. Kullandığım makaleler zaten 94 yılında kazanıp gitmiştim bursu. 94-95'te Amerika'da da yeni irdeleniyordu bu konu. Sıcağı sıcağına orada işte Yale, Brooklyn College, Vermont Medicine Center ve American Geological Survey'in eksperleri yani bir yığın profesörle hem laboratuvar hem teori hem de arazi 5 hafta 21 kez uçak değiştirerek güneyi dışında Amerika'nın neredeyse hepsini turlattılar bize. Müthiş bir karış karış o zaman incelemelerde bir, yoğun bir programdı Amerikalıların hazırladığı. Döndük Kıbrıs'taki problemi yerinde inceledik. Tıpatıp aynı. Baktığımız zaman işte bu kahverengi kızıl sular 2'nin altındadır pH diyorduk. Uzatmayın. O yapılan makale döndü dolaştı. İşte 3 ay önce kadar yazıyor üzerinde zaten 2-3 ay önce bir e-mail mesajı geldi. İşte top 20 ilk 20
sıralamışlar. Benden sonra 19 makale daha var aynı konuda. Benim birinci olması, ilk 20'ye girmek de çok önemliydi. Çok büyük bir şimdi gösterdi. Bunları tabii biz çok takdir ediyoruz, çok heyecanlanıyoruz ama eminim sizin için asıl önemli olan bu konuda yaptığınız araştırma, aldığınız sonuçlar. Bu sonuçlar sayesinde bunlar size nasıl fayda sağlar? Küçücük dünyaya topluma, nasıl fayda dünyaya, sağlar? Önce kendi küçük coğrafyana, daha sonra büyük coğrafyaya, yani dünya bütününe nasıl bir ışık saçıyorsunuz? Şimdi siz neden bu toprağın efendim işte asit düzeyi öyle olmuş, oradan denize akmış, kirlenmiş? Neden bunlar üzerinde duruyorsunuz? Çünkü siz diyorsunuz ki su çok kıymetli, çok önemli ve çok azalıyor. Çok kıt. Bakın, çok kıt. Dünyada dünya aslında mavi gezegen diye. Uzaydan bir fırsat bulsan astronotlar İnşallah, o şerefe nail oluyor. Kısa zamanda zaten insanları da taşıyacaklar yüksek evet. paralar karşılığında. Uzay şeyler olacak artık seyahatleri. Evet. Milyon dolarlar bastıranlar gidip uzaydan görecekler mavi dünyayı. Gezegen. Mavi gezegen görünüyor. Hı-hı. Neden mavi gezegen? Çünkü %70'ten fazlası sularla kaplı. Bu kadar çok. Bir bakıyorsunuz işte mevcut suların ama %97'si okyanus ve deniz Hı-hı. suları. Yani içemeyeceğiniz sular. İçilebilecek değil. %3'e bakıyorsunuz bunun da %2'den fazlası. Yani toplamdaki %3'ün fresh water, tatlı su dediklerimizin %2'den fazlası da kutuplarda. Gerçi eriyor onları da mahvediyoruz ama evet, küresel evet. iklim değişikliği etkisiyle. Evet. Zaten ne yapıyorsak kendimiz yapıyoruz. Evet. İnsan eliyle biz sera gazları dediğimiz işte Hı-hı. başta karbondioksit ve diğer sanayiye dayalı birçok şeyi gazı havaya verdik sonra küresel iklim değişikliği Hı-hı. maalesef. Mevcut şartlarda ne yapabiliriz düşünüyorsunuz aslında kesinlikle. Siz biraz da değil mi? Ve ne oluyor? İşte bu %3'ün %2'den fazlası kutuplar %1'den azı tatlı su direkt olarak kullanacağımız yeraltı Hı-hı. suyu. Onların da hepsine ulaşamıyoruz. Hı-hı. Demek ki su çok kıt evet. zannedildiği evet. kadar çok bir meta değil ama su hı hı. yaşam, su enerji, su gelişmişlik, su strateji, su gelecek ve ben sonunda söyleyeceğimi hemen burada unutmadan söyleyeyim. 21. asır, asrın projesi. Ondan dolayı zaten biraz sonra değineceğimiz proje neden asrın? Çünkü hı hı. suyla ilgili bir proje. Evet. Neden? Ben inanıyorum ki 21. yüzyıl su yüzyılı ama sadece su yüzyılı çok yalın bir tarif. Suyu olan ülkelerin yüzyılı o da yalın. Suyu olup da yönetebilen, suyu doğru yönetebilenlerin yüzyılı 21. yüzyıl. Hı hı hı. İşte bu noktadan hareketle gerçekten kıt olan bu suyu kirletiyoruz ve de yönetemiyoruz noktasından hareketle. Hı hı. Şu anda vahim bir tablo çıkıyor ortaya. Bir dünya su krizi ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İşte siz bu toplumsal duyarlılığınızda bir projeye adım attınız, başlattınız, çalışıyorsunuz Türkiye Türkiye'den. Imza attı. Hatta bu işin Heh. Birazcık birkaç dakikada hemen özetlemek gerekirse, dünyada bunu bu projenin bir dünya projesi, asrın Hı-hı. projesi yapan aslında birçok şey var ama Türkiye ve Kıbrıs ayağında yapılacak iki tane gölet değil. Yani evet. Mersin'in Anamur ilçesi Dragon Çayı, Alaköprü Barajı 130,5 milyon metreküp, 26 megawattlık bir elektrik HES'te hidroelektrik santralda kuruluyor. İşte 33 bin dekar o bölge insanına sulu tarım imkanı veriliyor. Yani o gölet birinci bacağı olan ki 2011 Mart 7 Mart'ında Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günüymüş o gün temel atıldı. 2014 7 Mart 13'tü 12.59'a çektiler. Ne zaman? Geçitköy Kıbrıs ayağındaki göletin töreninde de Sayın Veysel Eroğlu bakanımız, Beşir Atalay Bey Kıbrıs Fidan'ın sorumlu, Cumhurbaşkanı var, hepsi oradaydı. 12 artık 1 değil 13 değil, 2011 7 Mart'ında söz verilen 2014 hedef saat 1 yerine 12.59 gibi de bir espri yapıldı. Yani 2014 yılında tamamlanacak bir proje ama dediğim gibi iki gölet değil. Ne de karadaki ishalatlar, işte 23 kilometrelik Türkiye bacağında bir ishalatı var. 3 kilometrelik bir Kıbrıs ishalatı var ama asrın projesi yapan deniz geçişi. Hı hı. İşte tam da bu noktada deniz geçişi. Nereden buralara gelindi? Sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı iken Sayın Veysel Eroğlu da İSKİ Başkanı'ydı. Evet. Benim bildiğim. Evet. Ve İSKİ Başkanı olması da rastlantı değil. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir su profesörü. Bir meslektaş. Hı hı. Doğru insanların nerelere getirildiğinde nerelere gidebileceği Türkiye'nin bence adım adım kendini gösteriyor. Ben hakikaten imrendim. İşte heyet olarak katıldığımız toplantılar Türkiye'ye indiğinde falan bakıyorum. Bakan profesör değilse müsteşarı profesör. Bakan profesör altındaki yani inanılmaz mükemmel bir katılaşım var. Yani bilim insanına Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç olmadığı kadar önem veriyor şu anda. Ve işler daha düzgün gidiyor. Benim görüşüm bu.
İşte o noktada İstanbul İSKİ Başkanı iken Sayın Veysel Eroğlu, hı hı, Sayın Başbakan'la belediye başkanı iken o zaman adalara su götürme olayı çıkıyor. Evet. İstanbul, evet, adalara. Evet. Ve diyorlar ki ya Kıbrıs bu kadar çok kötü bir durumda. İşte sürekli bir kuraklık yaşıyor Kıbrıs. Hı hı. İnsanlarımız, soydaşlarımız orada hem gelişemiyorlar hem acı çekiyorlar. İnsan hakkı olan suyu bulamıyorlar. Kaliteli ciddi suyu bir sorun var orada. O zaman diyor, hı, ki ya neden biz adalara götürdüğümüz bu sistemi Kıbrıs'a da yapmayalım. Sayın Başbakan o zaman işte dediğim gibi belediye başkanı, hı hı, diyor ki bu sözünü unutma, hatırlatırım sana. Nitekim Sayın Başbakan Veysel Bey de bakan olduktan sonra, bakan yaptıktan sonra neyse kabinede, ne oldu diyor, unuttun mu söylediğin sözü? Ve inanın bu çok önemli bir olay. Hı hı. İşte o gün konuşulan adalar için götürülen kısa mesafeler, hı hı, için dünyada, hı hı, var. Ama dünyada ilk kez 80 kilometre 152 metrelik bir mesafe ve ilk kez kullanacak bir teknoloji. Eksi 250. Aslında görüntülerde de, evet, ben buradan, evet, takip ediyorum. Üstünden, evet, anlatmak ister misiniz bilmiyorum. Eksi 250 mu? Metre kodunda bu inanılmaz. Robotlar çalışacak, gelecek ama nereden nereye geldi? Eksi 250 metre kodunda. Çünkü iki kara parçası arasında, Türkiye'mizle, hı hı, ana vatanla yavru vatan arasında 1341 metre derinliğe kadar ulaşıyor. Yani 1,5 kilometre derinliğe ulaştığı yer var, hı hı, denizin. Hı hı. Siz o derinlikte herhangi bir boruyu deniz tabanına monte etmeniz mümkün mü? Hı hı hı. Mühendislik açısından mümkün değil. Hidro, yani basınç olarak mümkün, evet, değil. Evet. Dolayısıyla önce 100 metre, sonra 150 denildi. En sonunda işte denizaltı trafiği de yüksek olduğu için, hı hı, boş verin onu. 250, eksi 250 koduna askıda boru, üstüne, evet, semer şeklinde beton kalıplar yükleniyor. Hı hı. Ve her 500 metrede de, her 500 metrede bir de deniz tabanına yerleştiren beton kalıplara boru fix ediliyor. Hı hı. Her 500 metrede bir bu boru askıdaki 250 metre hem borunu yukarıdan, askıda, zorla bastırılıyor aşağıya, aha, ve, hı-hı, aşağıdan da monte edilerek önce eksi 20, eksi 280, 280'den sonra 250 sabitlenerek, hı-hı, bu, hı-hı, iki kıta arası, yani Türkiye ile Anadolu arasında 80 kilometre 152 metre. Bakın proje, az önce de söyledim, 2011'in, hı-hı, 7 Mart'ında temel atıldı. Alaköprü Barajı gürül gürül gidiyor. Evet, hem, evet, HES'e yönelik hidroelektrik santralı 26 megawattlık. Hem 33 bin dekar alan o bölge insanına sulu tarıma açılıyor. Hı hı. Hem de 130.5, 130.5 milyon metreküplük rezerv hacmiyle baraj yapılıyor. Kıbrıs ayağı ne oldu? Kıbrıs ayağını da bir 23 Mart akıllarda tutmamız gerekir. Bir de 30 Mart 2012. Hı hı. 23 Mart'ta bence işte bu Asrın Projesi ünvanını veren ve bir konsorsiyumun, hı hı, ikisi Türk, gerek yok burada ismini söyleme, biri de Malezya. 3 büyük dev inşaat şirketinin ortak ihaleyi kazandığı bir konsorsiyum, hı hı, deniz, hı, geçişini inşa edecek. Ne zaman? O da bitti, 23'ünde, hı hı, imzalar atıldı. 30 Mart'ta da işte, hı hı, o dediğim biraz önceki törenle Geçitköy Göleti, 26,5 milyon metreküp olan Geçitköy Göleti başlandı. Ben geçtiğimiz yaz kursu işte summer term'de öğrencilerimi de götürdüm. O kadar keyif aldım ki. Yani, hı-hı, eskiden, hı-hı, olduğu gibi işte bir şey söylenir yapılmaz veya işte sürüncemede kal. Hayır. Gürül gürül çalışıyor. Kıbrıs ayağındaki gölet de, hı-hı, inanılmaz bir süratle gidiyor. Hı-hı. Bir tek burada iki bacak eksik. O da nedir? Su Geçitköy göletine kadar, evet, geliyor. Ve hedef de 2014 Mart saat 1 değil, hı-hı, 12.59. Ama, hı-hı, bu işin iki ayağı var. Bir şey yapılan, beklenen Karpaz'a kadar. Hı-hı. Doğudan, hı-hı, batıya, kuzeyden güneye bütün KKTC topraklar içerisinde yeni bir içme suyu hattı. Hı-hı. Bu suyun, hı-hı, 75 milyon metreküp, söyleyelim, 75 milyon metreküp sudur gelecek olan senede. 2.38 metreküp bölü saniye hızla. İşte 1.6 metre deniz geçişi kalınlığıdır. Bu yüksek yoğunluklu polietilen borudur. Çok önemli, hı-hı, özel bir borudur. Hı-hı. Daktil borularla 1.5 de Türkiye'den o 23 kilometrelik kısma geliyor. Anamuryum dengeleme 10 bin, hı-hı, tonluk depoda toplanıyor. Oradan bu 80 kilometre geçiyor. Güzelyalı pompa istasyonuna geliyor. 3 kilometrelik bir mesafeyi de Geçitköy göletine kadar da, hı-hı, oradan pompalanarak, hı-hı, 106 kilometrelik bir boru hattı. Hı-hı. 2 tane gölet. Ama bu projenin ana hatları. Biz bu suyu Geçitköy göletine geldikten sonra ne yapacağız? Tam yarısını, ki bizim 2010'daki ihtiyacımız 36 milyon metreküptü KKTC'nin içme suyu ihtiyacı. 37,5 milyon metreküpünü doğudan batıya, kuzeyden güneye içme suyu amaçlı, municipal, yani belediyesel içme kullanma amaçlı tertemiz bir suyu
Hemen hemen çok az bir arıtmayla, çünkü pınar suyu, dragon çayının çok kaliteli suyu. Yerleşim olmadığı için kirlenme şeyi yok. Gelen suyu çok küçük bir prosesten geçirip direkt belediyelerimize pompalayacağız. Hocam tabii biz bütün bu hesaplamaları gelen su üzerine yapıyoruz da. Evet. Olası bir kriz, olası bir ki öngörülüyor. Peki. Ne yapacağız? Türkiye'nin böyle bir planı var mı? Bakın şöyle söyleyeyim. Bir cümleyi gelmeyen suyla ne yapacağız? Yok yok. Hiç hiç çok rahat olun. En azından biz rahatız o açıdan. Şöyle bu 75 milyonun yarısı dediğim gibi içme suyu amaçlı. Aslında proje içme suyu projesiydi. Fakat KKTC nüfusunun şu andaki su ihtiyacı 75 milyona göre değil. Onun için ne dendi? Yarısı içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktardır. Yarısında tarım. Ben özellikle ısrar ettim. Çünkü benim doktora tezim, ODTÜ'de yaptığım doktora tezim Güzelyurt bölgesiydi. Güzelyurt'un özelliği Kıbrıs'ın en büyük akiferi, yeraltı su kaynağı. Çok büyük zarar gördü. Tarımın %70'den fazlasının orada yapılması, narenciye %82, birinci, ikinci sınıf toprak %50'den fazla. Tam bir tarım alanıdır Güzelyurt. Ve her maalesef siyasi olarak da her şeyde anlaşma Rum'la gidildiği zaman işte verilecek diye insanların üzerinde psikolojik, sosyolojik bir negatif var. Ne dedi Sayın Başbakan? Ne Maraş'ı veririm, ne Güzelyurt'u veririm. Bitti artık o iş dedi. Anlam planla evet deseydiniz. Şimdi o insanlara bir moral motivasyon. Niye? O geri kalan yarım suyu, yani 37,5 milyon yarı suyu gelecek olan benim de ısrarlarımla Güzelyurt bölgesine pompalanması. Niye? Bir kere oradaki tarımı artık tuzlanmış kuyulardan 3 ile 8 kilometre deniz içine giren tuzlu su kamalarına değil, dışarıdan gelen suyla. Bir kere çekmeyeceğiniz kuyular yavaş yavaş eski haline gelecek. Dışarıdan su tarımda kullandıktan sonra yer altına süzülecek ve 8-10 yıl içinde en önemlisi de akiferi rehabilite etmiş olacağız. Bakın bu da çok önemli. İşte bu noktada rahat olun diyorum, şöyle rakamlarla konuşalım. Dragon çayının kapasitesi biraz önce söyledim. Emniyetli verimi 750 milyon metreküp. Ama verim yani kapasite 1 milyar metreküp. 750 milyon ne demek? Bize sadece 75'i geliyor. Türkiye isterse 9 boru daha koyabilir. Yani 10'da 1'e düşse bile Dragon çayının kapasitesi. Şu anda biz zaten Dragon çayının 10'da 1'ini kullanacağız. 750 milyon emniyetli verimin 75'ini çekeceğiz senede. Rahat olun diyorsunuz. 9 tane boru var rahat. Bir de Türkiye'nin 33 milyar metreküp suyu, 33 milyar, 1 milyarlık Dragon değil, 32 tane daha Dragon var. Güneyinde denize akıp gidiyor. Yeter ki iyi yönetilsin diyorsunuz. Suyu yönetmek. İşte ben bu noktada ne diyorum biliyor musunuz? Türkiye bölge gücü değil zaten. Artık bence dünya gücü noktasında ama 21. yüzyıl gerçekten su yüzyılı. Ve elinde çok güçlü bir, tamam Türkiye su zengini değil. Belki 2025'te su fakiri noktasına gelecek ama boşa akan sularını kullanabildiği süreyi anda uzatabilir diyorsunuz, petrol ve doğalgaz boru hatları bir tarafa giderken bir taraftan da Türkiye'den Gafkan, Körfez ülkelerine ve Orta Doğu ülkelerine Türkiye bu suyu kanalize edecektir eminim. Ve dünya ülkesi böyle olacaktır. Çünkü su alternatifi olmayan bir materyal. Kesinlikle. Petrolün, doğalgazın alternatifi var ama suyun alternatifi yok. İşte alternatifsiz bu maddeyi Türkiye doğru yönettiği, Kıbrıs'ta da bu projenin olurunu ispat ettikten sonra bir otorite ülke, bir marka olduktan sonra diyecek ki güneye, Güney Kıbrıs'a, Filistin'e, diğer ülkelere, inanılmaz bir şey bu. Ben bir su uzmanı olarak ne anlama gittiğini bilen bir, çok heyecanlandırıyor beni. Çünkü önümüzde 10-20 yıllar en çok konuşacağımız konu su güvenliği, gıda güvenliği. Ve yönetimi. Bir tek kongrenin adı Stockholm'da bir hafta önce, bir hafta boyunca izledim. Su ve gıda güvenliği. Su hocam, olmadan gıda, ediyoruz. Gıda olmadan da yaşam olmaz. Çok güzel, çok önemli bir şey bilmekle beraber zaten biraz daha pekiştirmiş olduk. Bir şeye sahip olmak değil, sahip olduğumuz şeyi yönetebilmek önemli. Doğru. İnşallah da bu yolda sizlerin sayesinde gidiyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınlar. Kısa bir ara, programımız devam ediyor. Onlar can ve mal güvenliğimiz için canlarını tehlikeye atmaktan çekinmeyen kahramanlar ve son yıllarda büyük bir değişim içindeler. Pınar Ayhan'ın konuğu Ankara İtfaiye Teşkilatı ve Tüm İtfaiyeciler Birliği Başkanı Ceyhun Tonguç Karakuş'la itfaiyecilik hakkında her şey şimdi günlük rehberde.
Kan bağışı neden önemlidir? Çünkü bir ünite kanla 3000 kişinin hayatı kurtarılabilir. Kan bağışı aynı zamanda genel muayene gibidir. Yani kan bağışı sırasında yapılan kontrollerle bulaşıcı hastalıklar da test edilir. Kan grupları belirlenir ki bu durum pek çok kişinin ilerleyen yaşına rağmen kan grubunu bilmediği ya da yanlış bildiğini düşünürsek oldukça önemlidir. Kan verme sırasında uygulanan yeni yöntemlerle alt gruplarına kadar kan grubunuzu öğrenebilirsiniz. Kan değerleriniz de ölçülür. Kızılay'ın her bağış noktasında en az bir uzman doktor bulunur. Bağışlarınız doktor kontrolünde gerçekleşir. Ayrıca doktorlar kan değeri yüksek kişilerin 3 ayda bir kan vermelerini öneriyor. Kan vermek insan sağlığı açısından da çok önemli. Vücuttaki kanın 1/13 birini verdiğinizde vücut onun yerine yeni kan hücreleri yapar. Yani vücudunuz bir anlamda yenilenmiş olur. Bir de olayın manevi yönü var ki belki de en güzel kısmı budur. Kızılay yaptığı kampanyalarla ülkemiz ihtiyacının ancak %65'ini karşılayabiliyor. Öyleyse ne yapıyoruz? Bu ihtiyacı karşılamak için kan verme alışkanlığı ediniyoruz. Düşünmeye çok da gerek yok. Efendim, Ankara İtfaiye Dairesi Başkanı Ceyhun Tonguç Karakuş ve İtfaiye Eğitmeni Serkan Şimşek, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu yaz tesadüf müdür bilmiyorum ama o kadar çok yangın haberi aldım ki yakınlarımdan. Ya dedim bu bana bir mesaj, dikkat et diyor, sende de böyle bir şey olabilir diyor yukarıdan birileri. Ya da nedir bilmiyorum, Allah korusun, çok ciddi şeyler atlatıldı çünkü ve hiç hesapta olmayan sebeplerle. Şimdi çok kısaca ben bir önce bu tulumbacılıktan bugüne itfaiyeciliğin gelişimini sizden alayım. Ondan sonra da biraz şu gündelik olaylara bir girelim, nelere dikkat etmeliyiz. Buyurun. Ben öncelikle itfaiye teşkilatlarımız adına TRT ailesine teşekkür ediyorum. İtfaiye Aynen, haftasında biz bizi konuk ederiz. Ettikleri için. İtfaiyecilik, Türk itfaiyeciliği tulumbacı olarak Yeniçeri Ocağı'nda 1714 yılında başladı. Hı hı. İlk profesyonel olarak. 1923 yılında da belediyelere bağlandı. Askeriye teşkilatlarında görev alındı. Cumhuriyet kurulduktan sonra da belediyelere bağlandı. Ve şu anda Türkiye'de büyükşehir belediyelerin kendi itfaiyeleri, illerin ve ilçelerin bağımsız itfaiyeleri bulunuyor. Hı hı. Birbirinden bağımsız. Biz bunları bir araya getirmek için de çalışıyoruz. İtfaiyecilik tulumbacılıktan başladı. Sadece bir tulumbayla yangınlara müdahale ederken günümüzde artık 40-50 katlı binalara kadar su ulaştırabilecek yüksek basınç pompası olan itfaiye araçlarımız mevcut. Şu anda Türkiye'nin en yüksek itfaiye platform aracı da Ankara'da bulunuyor. 90 metreye kadar ulaşabiliyoruz. Hı hı. Yani mahsur kalan insanlarımızı hem kurtarmada hem de yangınlara müdahalede kullanabilecek ekipmanımız var. Ankara dedik ama tüm Türkiye'de sanıyorum bilginiz vardır. Yeterli sayıda aracımız var mı? Yani ben yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz belediyeler kendi güçleri nispetinde itfaiye teşkilatlarını oluşturuyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler bu imkanları büyük. Onun için bizler araçlarımızı tamamlıyoruz. Ama diğer illerimizin, küçük ilçelerin özellikle bu teşkilatları tam istediğimiz gibi değil. Özellikle bu yaz mevsiminde görüyoruz, tanık oluyoruz, çok da üzülüyoruz. Ege bölgesinde, Karadeniz'de, orman olan bölgelerimizde çok ciddi yangınlar yaşanıyor. Ve sanıyorum bu anlamda da itfaiyecilik anlamında da sıkıntılar yaşanıyor. Tabii. Öyle değil mi? Eksikler zaten yaşanıyor. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de itfaiyeciliği bir çatı altına toplamamız gerekiyor artık. Hı hı. Orman itfaiyesi, havalan itfaiyesi, organize sanayilerin kendi itfaiyesi var. Bizler de şehir itfaiyesiyiz. Evet. Yani güçler dağılmış durumda. Aslında bunları deniz itfaiyemiz daha mesela fiilen yok. Tabii. Lazım, daha koordineli olmamız lazım ve tek çatı altında toplarsak Türkiye'nin problemini çözmemiz bence daha kolay olacaktır. Peki ben eğitmenime dönmek istiyorum biraz da. Yangınların başlıca nedenleri nelerdir? Bir şeyler geliyor aklımıza, aman kibritle oynamayın, aman bilmiyorum. Ama öyle şeyler de olabiliyor ki insanın hiç aklına gelmiyor. Bu bilgiler de sizde var eminim. Evet, yani yangınların sebepleri ihmalden başlayabiliriz. Yani ihmallerden bahsettiğiniz gibi kibrit, çakmakla oynama. Onun dışında tedbirlerimizi daha iyi almamız gerekiyor. Bunlar da tabii yangın güvenliği içerisinde bulunmaktadır. Bu binaların yangından koruma yönetmeliğinde hepsi yazıyor zaten. Ama görmüş şimdi ben şunları kastediyorum. Yani öyle detaylar verin ki bize misal geçen yaz. Bu hani ucuz elektriğe takılan, fişe takılan oyuncaklar bir şeyler. Bunlar öyle bırakılmış
Ondan sonra işte tabii elektrik malzemesi de çok kaliteli olmadığı için de dura fişte ısınmış, yanmış ve gece herkes uyurken ortalığı ateşe vermiş gibi. Evet. Bunlar hiç aklımıza gelmez. Şimdi ben birkaç tanesini örnek vereyim. Buyurun lütfen. Mesela Türkiye dünya çapında çok güzel bir uygulamaya geçti. Biliyorsunuz kapalı alanlarda sigara kullanılmıyor. Bu konutlarda, iş yerlerinde, özellikle iş yerlerinde, topluma açık yerlerde yangın çıkışlarını da azaltmış durumda. Sigara içen vatandaşlarımız da dikkatsiz bir şekilde sigaralarını söndürmeden açık alanlara atıyorlar. Evet. Orman mesela yangınları, anız yangınları, ot yangınları bu sebeple başlıyor. Mesela Ankara itfaiyesinin 2011 yılındaki olay sayısı 16.300 küsür. 16.300'ün 10.400'ü yaklaşık yangın. Ve bunların %70'i yani 7-8 bini sigaradan kaynaklı ağırlıklı. Atılan, ot, yanarken çöp. Evet, atılan izmaritlerden evet, aynen kaynaklı. O ot, çöp yangını neden çıkabilir? Tek sebebi ağırlıklı budur. Evet. Mesela sizin verdiğiniz örnek çok önemli. Şimdi biz evimizde kendimiz ayaktayken, televizyonumuzu izlerken fişli cihazlarımız, elektrikli cihazlarımız takılı olabilir. Niye biz ayaktayız? Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman ona müdahale etme şansımız var. Ama geceliğin yatacağımız zaman, evimizi terk ettiğimiz zaman kesinlikle buzdolabının dışında hiçbir elektrikli cihazı standart dahi olsa, kaliteli üretilmiş dahi olsa fişte takılı bırakmamamız lazım. Mesela televizyonumuz fişte takılı, kapalı televizyon. Bir yıldırım düşer, televizyon patlayabilir, yüksek voltajdan evde yangına sebep olabilir. O fişini çekmiş olmamız gerekiyor. Anladım işte. Genelde tabii vatandaşlarımız biliyorsunuz bunlar. Kumandadan kapatır. Geceliğin uyurken televizyon izler, kumandadan kapatır. Bu da bir risktir bizim için. Niye? Kumandadan kapatıldığı zaman televizyonun içinde elektrik hala vardır. Ve kısa devre yapma şansı yüksektir. Çünkü uzun süre çalışır. Belki de uyuyakaldıysak ısınıp yangına sebep verme imkanı artıyor. Bana gelen bir diğer öneri de mesela duman dedektörü mutlaka takın evinize diyorlar. Tabii yani bulunsun. Mesela mutfaklarda gaz kullanıyorsak gaz dedektörlerimiz mutlaka olsun. İşte yine mutfak veya yangın riski olabilecek ortamlarımız varsa basit dedektörler taksak o alarmla bizi uyaracaktır. Uyuyakalmışsak bile uyanma imkanı doğuracaktır. Mesela insanlar genelde yangınlarda yanarak hiç çok nadirdir ölümler. Genelde dumandan, karbonmonoksitten zehirlenirler. Yani karbonmonoksit de çok zehirli bir gaz olduğu için bir iki kere soluduğunuzda hayat şeyiniz gidiyor. İşte bu yüzden özellikle kışa giderken belki de baca temizliğine de dikkat etmemiz gerekiyor, öyle değil mi? Evet, biliyorsunuz kış mevsimi girdiğinde baca yangınlarıyla ilgili sıkıntılarımız oluyor. Bacayla dolayı zehirlenmeler oluyor. Biz halkımızı yılda en az bir kere bacasını temizletmeyi öneriyoruz. İş yerleri de kullandıkları yakıta göre 6 ay veya 3 ayda bir bacalarını temizletmesi lazım. Mesela doğal gaz kullanılmaya başladıktan sonra baca yangınlarımız da azalmaya başladı. Evet. Ama insanlar doğal gaz kullanıyorum, bacam kirlenmiyor diye bacasını temizletmiyor. Atladıkları bir konu var. Mesela çatıdan bacaya bir parça kiremit düşebilir. İşte kuşlar yuva yapıyor, bacayı tıkayabiliyor. Onun için doğal gaz dahi olsa yılda en az bir kere bacamızı temizleteceğiz. Kesinlikle. Peki bu özel hafta, bu hafta boyunca itfaiyecilik haftası, bu hafta boyunca yaptığınız çalışmalar, bir farkındalık yaratmak adına yaptığınız çalışmalar nelerdi? Aslında çok halkımızın biliyorsunuz trafikle ilgili sıkıntılar oluyor, okullar açıldı. Biz çok etkinliklerle dışarıyı fazla meşgul etmek istemiyoruz ama standlar açtık. İtfaiye merkezlerimize, özellikle halkın çok yoğun olduğu noktalara standlar açtık. Orada tanıtım amacıyla broşürlerimizi dağıtıyoruz. Çocuklarımıza yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar var. Onlarla ilgili işte çocuklara itfaiyeyi anlatan, itfaiyeciliği sevdirebilecek broşürler dağıtıyoruz. Yani bu etkinliklerimiz var. Okullarda genelde tatbikatlarımızı yapıyoruz. Bu hafta okullar yeni açıldığı için fazla yüklenmedik. Biraz sakinleşsin, ondan sonra tatbikatlarımıza devam edeceğiz. Peki tabii bu kitapçıklarınızda da eminim yer alıyordur neler var neler yok ama sadece yangın değil değil mi sizin kapsamınıza giren konular? Ben eğitmenimden rica edeyim. Başka nelerle meşgulsünüz? Çünkü her bir itfaiye aracının o sireniyle geçerken zannediyoruz ki cayır cayır bir bina yanıyor, bir ev yanıyor ama bazen de başka bir şey olmuş olabiliyor. Evet. Yani günlük hayatta karşılaşabileceğimiz yangınlar dışında trafik kazalarına gidiyoruz. Yani göçmelere gidiyoruz. Göçükler biliyorsunuz yakın zamanda Kızılay'da bir göçük meydana geldi. Evet. O olaylara gidiyoruz. Tabii onun yanı sıra hayvan kurtarmalar,
Mahsur kalan kişileri kurtarıyoruz. İşte kuyuya düşen vatandaşlarımız oluyor. İçeride zehirleniyorlar. Biliyorsunuz ki metan gazı bulunuyor. Evet. Kuyuların içerisinde kalan vatandaşlarımızı çıkartıyoruz. Numaramız neydi? 110. 110'du değil mi? Evet. Şimdi bu hiç unutmam ben bu espriyi anlatayım seneler önce. Ne haldeyiz yani duruma bakar mısınız? Seneler önce bir yarışma var ya böyle şarkı yarışması gençler yarışıyor işte albüm yapıyorlar sonunda filan. Orada da hiç unutmam bir abidim var. Abidin'in numarası da 110. 110'u çevirince Abidin'e efendim işte puan geliyor. Neyse ertesi gün okulda öğretmen itfaiyeyi anlatıyor. İtfaiyeciliği anlatıyor. Yangın konusunda bilgi veriyor falan. Ve işte numarasında 110 olduğunu arada tabii ki söylüyor ama demek ki çok da etki yaratmıyor ki. Sonunda soruyor sınıfa. Evet çocuklar diyor. 110 neyin numarasıymış diyor. Abidin'in diyor. Bizim çocuklar öğretmen baştan oluyor bütün konuyu. Şimdi Abidin'den tabii Allah yolunu açsın Abidin'den ama daha önemli bir konumuz var ki yangın 110 yangının numarasıdır. Kesinlikle. Yangın ihbar numarasıdır öyle değil mi? Aynen ücretsizdir. Evet. Ücretsiz olduğu için bazen çocuklarımız dalga amaçlı da kullanabiliyorlar. Meşgul etmemek lazım. Tabii meşgul etmemeleri lazım. Bizim bugünlerde yaşadığımız sizin Abidin olayı gibi bir olayımız daha var bizim. Biliyorsunuz bilinmeyen numaralarla ilgili birçok numaralar türedi. Evet, evet. Şimdi reklamlarda şeyi sunarken 118-80 tabirini kullanıyor. 110'u çeviriyor, itfaiye çıkıyor. Ve bize bağlıyorlar. Yani direkt itfaiye bağlanıyor. Ayşe Hanım'ın numarası yani ne? Yani 118-80 tabirini kullanınca 118 olarak algılamıyor. 8'ini kullanmış oluyor. Oradan direkt itfaiye düşüyor. Ve bizim hatlarımız bayağı yoğun kilit diyor. O zaman herhalde onu buradan da dikkat etmek bir... lazım. 118'dir. 110'dur. Yani bunu ayrı ayrı karıştırmamak tamam, lazım. Tamam buradan da hatırlatmış olalım. Peki biraz böyle başa dönüyor gibi olacağım ama yangın çıktı Allah göstermesin. O andan itibaren neler yapmamız gerektiği konusunda biraz bize böyle kısa bir eğitim verme şansınız var mı? Bir eğitim. Yangın çıktığı zaman... Yani şöyle aklımızda hani spot bilgiler bulunsun. Panikye, daha doğrusu endişeye ve telaşa kapılmadan yapmamız gereken adımlar, atmamız gereken adımlar nelerdir? Öncelikle telaş yapmıyoruz hiçbir şekilde. Ardından yangın nerede başladı onu tespit etmemiz gerekiyor. Eğer salonda başladıysa en yakın çıkıştan kendimizi dışarı atmamız gerekiyor. Eğer bir yoğun bir duman varsa içeride, bütün kapıları yani yangının başlandığı ve dumanın bulunduğu yerleri kapatıp hava almamasını sağlamaya çalışıyoruz. Ki bu itfaiyenin işini daha da kolaylaştırmaya başlıyor. Çünkü ne kadar hava almazsa bizim için o kadar iyi olacaktır. Yangının büyümemesi açısından. Eğer işte mahsur kalan işte engelli vatandaşlarımız varsa mümkün olduğu kadar kapıya yakın veya balkon, cam kısımlarına yakın en rahat olabileceğimiz yerlere yakın çekmelerini biz rica ediyoruz. Herkes evlerinde kuru kimyevi toz bulundurursa eğer yangının başlangıcından itibaren çünkü yangının başlangıcında bir bardak suyla yeri geliyor bir bardak suyla yangını söndürebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Ama söndüremediğiniz anda geç fark ettiğiniz anda itfaiye araçlarını beklemek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden ilk müdahale bizim için çok önemli. İlk müdahalelerini yaparlarsa sakin en yakın çıkışa doğru kendilerini yönlendirirlerse zaten itfaiye aradıkları takdirde en yakın yerden itfaiye vatandaşlarımızı tahliye edecektir. Peki bu özellikle müstakil evlerden söz ediyorum. Bu evlerde yangın tüpü bulundurmak, ev tipi uygun mudur yoksa uygundur. Çok fantastik bir hareket mi yoksa doğru her mudur? Her yerde bulundurabiliriz. Her yerde yani bulundurabiliriz. Şu an çalıştığınız büroda bulundurabilirsiniz. Patronsunuzdur. Genelde patronlar elemanlarını gönderirler yangın eğitimine ama patronun odasında bir yangın çıkarsa eleman gelinceye kadar büyüyebilir. Onun için patron da mutlaka yakınında bir yerde bir söndürücü bulundurması kimse lazım. Kimse patronum demesin yani. Yani yangının yangın patronu yangındır. Yok. Yangın yangındır. İlk kim görürse o müdahale edecek. Doğru. Yani ilk müdahale bunun için çok önemli. Demin eğitmenimizin bahsettiği gibi yanlış uygulamalar da var. İnsanlar bize kolaylık olsun diye kapıyı pencereye açıyor. Camları kırıyorlar ve oksijenle yangını buluşturup birinci kat yanıyorsa ikinci, üçüncü kata da sirayet etmiş oluyor. Onun için bizim için önemli olan oksijen içeriye girmeyecek şekilde kapıları kapatıp kendilerini güvenli bir yere çıkarmaları lazım. Tamam. Özellikle kapının altlarını kapatabiliyorlarsa tamamen havayla irtibatı kessinler. İtfaiye geldiği an kapıyı açıp hemen suyla müdahalesini yapar ve yangını tamamen kontrol altına alır. Tamam güzel yani bunlar bizim için kilit bilgiler. Eğitmenim orada giyiniyor. Evet. Kaç dakikada giyiniyoruz hocam? Yaklaşık bunun bir hızı var değil mi? Alt kısmına
Yani Nomex'in alt kısmı çizmeyle beraber kullandığımız için bunu araca binmeden önce giyiyoruz. Yani araca binmeden önce bunları giyip aracın içerisinde Nomex'imizin üst kısmını ve... Oradan evet görüntülerimizi de aldı. Yarım dakika bir dakikayı bulmaz. Çok çünkü hızlı hareket etmek zorunda biz değil mi? Biz araca binmeden giyinip giriyoruz araca. Çünkü aracın içinde giyinmek daha zordur. Doğru, evet. Şimdi ben bu kıyafetimi araca binmeden önce hızlı bir şekilde giyiyorum. Çünkü aracımın dibinde bulunuyor. Ardından üst kısmını araç içerisinde bulunuyor zaten. Üst kısmında giydiğim takdirde... Kapatmaya gerek yok, mikrofon kapanmasın. Bu şekilde. Şimdi ben kıyafetlerden biraz bahsedeyim isterseniz. Hızlıca alabilir miyiz lütfen? Yani yangına yaklaşma kıyafet dediğimiz Nomex elbisesi. İşte yangına belli bir süre, belli bir ısıya belli bir dakika dayanmaktadır. Altımızda bulunan çizme yalıtkan bir malzemedir. Çelik tabanlı ve burun kısmında çelik malzeme bulunmaktadır. Bu herhangi bir suyla temas ediyoruz sürekli. İletken olmasın, hani elektriğe karşı dayanıklı olmamız için. Burun kısmında da yüksekten düşen bir malzemenin ayağımıza zarar vermemesi için kullanıyoruz. Bu da kaskımız mı? Evet, bir de kaskımız. Tabii hani olaylara gittiğimiz zaman bazı tehlikeler bizi bekliyor. Evet, yüksekten çatı kısmından düşen kiremitler olabilir. Yukarıdan aşağı atılan malzemeler olabilir. Bunlarla her zaman karşılaşıyoruz. Bunun için de kaskımızı tam oturacak şekilde takıyoruz ki herhangi bir durumda kaymasın, düşmesin üzerimizden. Bunun üzerine de temiz hava solunum cihazı dediğimiz malzeme, yani içeride hava olmamızı sağlayan malzememiz, maskeyle beraber takıyoruz. Onun hem özelliği içeride rahat nefes alabilmemiz hem de yüksekten düşme durumlarımız olabiliyor. Kendini emniyetine alamadığımız durumlarda belimizde herhangi bir rahatsızlık olmaması için görev yapıyor. Yani kedyeliği biliyorsunuzdur. Kedyeliği sırtımızı, omurgalarımızı korumakta. O da aynı işlevi yapmaktadır. Bu şekilde yani. Harika. Tabii bu dar yollar sizin işlerinizi çok zorlaştırıyor değil mi? Böyle özellikle İstanbul'da şahit oluyoruz. İstanbul'da giremiyorsunuz sokaklara. Arabalar tıkıyor sokakları. İtfaiye aracı giremiyor. Parklarda özellikle geceleri, geceliğin şöyle birden ikiden sonra bir dolaşın. Normal arabanızla geçemiyorsunuz. Yani itfaiye aracı geçtiğinde de hasar verdiğinde biz sıkıntıya da düşüyoruz. Yani itfaiye araçlarının belki önceliği var ama trafik kanununda böyle bir düzenleme gerekiyor herhalde. Bir bakıyoruz arkadan bize cezalar geliyor. Siz arabaya çarptınız, mahkemelik oluyoruz veya ceza ödüyoruz. Yani bunlar da önemli. İtfaiyeci vatandaşımızın canını malını kurtarmaya giderken kendisi bir cezayla baş başa kalabiliyor bazen. Hay Allah, evet. Valla kahraman itfaiyecilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tarz pürüzler de önünüzü artık kalkar ve önünüzü açarlar. İnşallah. Bizi umutluyuz. Daha cesur davranabilirsiniz o anlamda. Biz zaten hiç ona takılmıyoruz. Biz yeter ki... Cezaya falan takılmıyoruz. Yok hiç biz onu düşünmeyiz. Haklısınız, onu sonra döner çözeriz. Önemli olan bir yangın varsa yangını söndürmek. Orada mahsur kalmış bir insan varsa... Ben İstanbul'da da 16 yıl çalıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Yani bir personelimizin babasıydı. O eskilerden anlatılan bir konu. Köpek kurtarmaya giderken düşüyor, inşaat demirlerinin üzerinde hayatını kaybediyor. Allah yani itfaiyeci böyle bir insan. İtfaiyeci yangına giderken insanları kurtarmak için canını feda edebilen bir insan. Onun için biz o trafik cezaları falan bizi engellemez. Engellemez, yıldırmaz. Ama kalkması güzel olur tabii. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Efendim Ankara İtfaiye Dairesi Başkanı Ceyhun Tonguç Karakuş ve eğitmenimiz Serkan Şimşek'le birlikte olduk. Ayrılmayın, bir çocuklarda göz sağlığı bölümümüz var. Ondan sonra beraber olmaya devam ediyoruz. Işık dekoratörleri, tiyatroda ışığın ustaları. Nasıl ışık dekoratörü olunur? Tiyatroda ışık eğitimi nasıldır? Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden ışık tasarımcısı Zeynel Işık, Pınar Ayhan'ın konuğu oluyor ve sorularını yanıtlıyor. Şimdi. Çocuklarda zamanında tespit edilerek tedavi edilmeyen göz bozuklukları, göz kayması, göz tembelliği, şaşılık gibi problemlere neden oluyor. Bu problemler de derslerinde, spor aktivitelerinde ve hayatlarının birçok alanında başarısızlığa yol açıyor.
Herhangi bir sorun olmasa bile bütün çocukların 4 yaşına gelmeden önce mutlaka bir göz doktoru tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Efendim Zeynel Işık, ışık tasarımcısı. Bunun var mı etkisi, soyadınızın Işık olmasının etkisi var mı seçtiğiniz yok, meslekte? Yani tesadüf şey diyorsunuz, tesadüf harika. Peki şimdi ışık tasarımcısı deyince biz böyle tabii işin hep böyle sahnede ya da ekranda estetik boyutu, estetik kaygıları tarafı ilgilendiriyor ama aslında çok teknik, çok derin bir çalışma gerektiriyor değil mi bu doğru konu? Söylüyorsunuz. Işık tasarımı nedir? Işık nedir? Ne için Önce gerekir? Olur. Burada evet. Kitabınızda fizyolojik aydınlatma, dekoratif aydınlatma, dikkati çeken aydınlatma diye bölmüşsünüz, açmışsınız. Sizden alalım efendim. Işık bir nesnenin ya da objenin görünebilirliğini sağlayan olgudur. Evet. Önce yani ışık olmadığı zaman şu anda ortamda da gördüğümüz gibi hiçbir şeyi göremeyiz. Hı hı. Hiç kimse de bizi göremez. Onun için hı hı. ışık çok önemli diyorum. Tiyatroda evet. ve yaşamımızda. Hı hı hı. Siz daha çok da bir tiyatro ağırlıklı bakıyorsunuz evet. değil mi bu çalışmaları? Evet. Ve tiyatroda ışık tasarımı üzerine daha çok çalışmalar yapmışsınız. Tiyatroda evet, ışık doğru. tasarımı ne demektir? Neden önemlidir? Işık tasarımı bir oyunun yorumuna hı hı. katkıda bulunmak için yani oyunu zamanına ve yerine göre tüm şeylerin göz önünde bulundurarak durumunu hı-hı. ona göre bir ışık tasarımı yapmanız gerekiyor. Antik midir, vodvil midir, hı-hı. komedi midir? Ona göre yani. Bunları bize böyle anlatır mısınız teker tabii, teker? Mesela antik dediniz. İlk antik olunca nasıl bir ışık gerekiyor? Antik olduğu zaman daha doğrusu Yunan antik tiyatrolarında açık havalarda başlayan oyunlar biliyorsunuz hı-hı. daha çok ve onlar çerçeve sahne değil de daha çok arena sahne dediğimiz evet. sahnelerde. Tabii onların aydınlatmaları biraz daha zor oluyor. Çünkü seyirci üç yönden baktığı için 3 ayrı eleman kullanmanız gerekiyor bir yere. Hı hı. Onun için bu daha zor. Böyle bir şeyler antik hı hı. olabilir. Diğerleri saydığınız diğer çerçeve önceleri. Sahnelerimizdeki aydınlatmalar daha biraz kolay. Tek yönden bakıldığı için tek açıdan hı hı. böyle bir şey kullanabilirsiniz. Peki tek açıdan baksak dahi çeşitli farklı resimler alabiliriz ama değil mi ışık sayesinde? Tabii mutlaka. Yani ışığın bu önemlerinden bir tanesi de 3 boyutlu görebilmektir nesneye. Hı hı. Yani bunu kazandırmak önemlidir. Ya bir derinlik sağlamak, 3 boyut vermek, plastik ışık dediğimiz ışıkla bunları yapabiliriz. Hı hı. Hı hı. Yani oyunda ışıkla ilgili oyunu çok iyi bir yerlere getirebilirsiniz ya da çok kötü bir yerlere götürebilirsiniz. Yani yorumuna katkıda bulunmak en önemli etken budur. Anlaşıldı. Dekoruna, yani oyunun kostümüne, üstelik renklerine dikkat ederek. Her şey mükemmel dahi olsa sahne tasarımı, kesinlikle. Kostüm tasarımı, evet, çok güzel, oyunculuk mükemmel dahi olsa çok değil mi? Evet, güzel bir oyun da olsa oyunu ışıkla gösteremediğiniz sürece ya da yorumuna katkıda bulunamadığınız sürece hı-hı. çok kötü. Mesela en son oyunlardan örnekler verelim mi? Sonra mı verelim? Yok verin buyurun lütfen anlatın bize. Şimdi bir oyunumuz var. Bir Deli'nin Hatıra Defteri. Biliyorsunuz belki de izlediniz. Bu oyunda yüz binlerce hareket var. Çünkü duran bir hareket olmadığı için o yüzlerce harekete ayrı noktalarda ışık vermeniz gerekiyor. Onlardan bir tanesi. Görüntülerden olabilir. Değil evet, mi? Evet. Takip edebiliriz. Bu Antigone işte bir antik tiyatro dediğimiz Antigone oyunu. Evet. Kurban arkasından hı-hı. bir deli. Vinç'te oynanan bir oyun bu biliyorsunuz. Hı-hı. Bir deli hı-hı. ve Vinç çok 360 derece dönerek ve yukarı aşağı hareket ederek oynanan bir oyun. Evet. Erdal evet. Beşikçioğlu ve her noktada o ışığı almak zorunda seyircinin bunu görmesi hı-hı. için. İşte demin söylemek istediğim de oydu. Onun için anladım. Her konuda biraz ışık daha bir derinliğe girin. Ben şimdi tabii hayal etmeye çalışıyorum. Yani bir tek sahnede bazen mutfağa dönüşebiliyor bir ışıkla mekan, bazen evet, mekanı, bir oturma odasına dönüşebiliyor. Öyle değil mi? Yeni teknolojide yani robotlarla, lazerlerle ya da ledlerle son teknolojidekilerle dekor yapma şansımız oluyor. Tabii hı-hı. bildiğimiz dekor masa yapamazsınız da hı-hı. yani ışıkla ona yardımcı olabilirsiniz. Bir kapı açılıyor gibi ya da pencere hı-hı. simgesi hı-hı. gibi.
ya da başka bir mekan gibi küçük objelerle o mekanları oluşturabilirsiniz ışıkla. Öyle bir şansımız şimdi, var. Şimdi tabii sanıyorum sen daha senaryo aşamasında ya da belki de daha öncesinde bile bir koordinasyon içindesiniz tabii ki, değil mi? Tabii çünkü ki. Diyorsunuz ki oradan, oyuma anlam katacak bu çalışma öyle evet, değil mi? İsterseniz oradan başlayalım. Buyurun. Buyurun. Bir oyun yazıldığı zaman size işte oyunun ışığını siz yapıyorsunuz dendiği zaman yönetmen ışık tasarımı, kostüm tasarımı ve dekor tasarımı bir masada oturuyorsunuz önce. Hı hı. Masa başı çalışması dediğimiz yani o çalışmayı. Yapıp çalışmayı sonra size ya sen de işte oradan bir ışık var olmuyor bu. Yok, kesinlikle öyle basit öyle bir şey olay yok. Değil bu. Evet. Oturup konuşuyorsunuz nasıl konsept ne olacak? Oyun nerede geçiyor? Zamanı nedir? Antik midir? Komedi midir? Vaudeville midir? Yani hı hı. Onlara karar veriliyor. Kostüm hangi renk yapılıyor? Dekor nasıl oluyor? Bunlar çizimler üzerinde konuşuluyor. Hı hı. Bunun üstüne karar veriliyor. Sonra bunların mutfak aşamasına geliniyor. Asıl önemli olan o. Mutfak tabii dekor bir yerde yapılıyor. Kostümler bir yerde dikiliyor. Siz de ışık çalışmalarını sürekli takip edip hazırlıklarını yapıyorsunuz hı hı. o aşamalarda. Hı hı. Son bir hafta hatta 10 gün çok yoğun bir çalışmayla buna giriyorsunuz. Şu hı. anda benim buraya gelmeden önce genel provayı bırakıp geldiğim gibi İlham Yazar ne yapacak bilmiyorum. Jerry ve Tom diye bir oyunumuz var. Ayın ikisinde premieri var hı hı. ve ben buradayım. İnşallah ben koşup gideceğiz. Biz de öğrenelim istedik yani. Tabii ki. İdare seve seve buradayım. Seve seve buradayım. Ve oyun sırasında oyuncuyu gençleştirmek, yaşlandırmak sadece makyajın işi değil değil mi? Bu ışık her anlamda, renkle her yerden. Renkle de yapabilirsiniz. Renkle aha. de yani makyaja yardımcı olabilirsiniz. Mesela bir hı-hı. yeşil renk çok kötü bir renktir. İnsan vücudunda insanı göstermeyebilir. Yani kan damarları... İnsan vücuduna çok yakın olduğu için cilde evet. yeşili verdiğiniz zaman kötü bir renk görürsünüz. Enteresan. Bu evet. yaşlandırabilir değil mi insanı aynen bu? Aynen öyle yapabilir. Harika. Ben İngiltere'de bulunduğum dönemde yaşadım. Zencileri çok özel bir makyaj yapıyorlar. Zenci oyunculara, hı-hı. esmerlere. Hı-hı. Bizde de birkaç tane çıkıyor öyle ama onlar özel makyajla kurtarıyoruz. Böyle birkaç böyle... Bize vereceğiniz ipucu var mı seyrederken bundan sonra daha dikkatli seyrederiz oyunları? Yani şöyle yapınca buradan bunu alıyoruz, bunu veriyoruz öyle bir şeyler var mı? Vallahi gün ışığı dediğimiz daylight ışıklarımız var. İşte yani seyircinin rahat görebilmesi için en güzel ışığımız, rengimiz odur. Yani hı-hı. steel blue diyoruz, çelik mavi ya da hı-hı. gün ışığı. O renkleri kullanıyoruz genelde. Hı-hı. Yani hı-hı. çok önemli bir şeyi yoksa, hı-hı. durumu yoksa oyunun. Evet. Şimdi tabii tiyatro ışıklandırmalarından konuştuk daha çok ama artık ışıklandırma bir kültür haline geldi. Aydınlatma öyle evet, değil mi? Aynen. Burada da görüyoruz bina ışıklandırmaları, şehir ışıklandırması. Orası sizin TRT binası. Bu evet, bir projeydi. Kadar farklı değil mi? Ne kadar evet, bir hava katıyor. Yani başka o projede kazanılsaydı bilmiyorum birisi proje olarak aşamasında bana geldi. Ben böyle düşündüm, çizdim, verdim ama ne oldu bilmiyorum onu. Hı hı. Bir tane de TRT'nin radyosu var. İstanbul Radyosu orası. Hı hı. Çok güzel bir bina. Ne kadar benim hayallerimden biridir. Evet. Hı hı. O binayı öyle yapmak. Bir de kiliseler var. Çok güzel. 600 yıllık ve hı hı. çok güzel camiler var. Hı hı. Mesela Bursa'da Yeşil Cami. Onun projesi evet. de bize ait yaptık ama hı. ne olacak bilmiyorum. Çok güzel hı hı. ve hep şey kullandık. İşte bir yangın çıkıyor. Ulu Cami yandı orası. Hep artık LED kullanıyoruz. Ha, yangını kurtarıyoruz. Evet. Tabii çok evet. az elektrik çekiliyor. Aha. Gücü çok hı-hı. az. Renkler yanmıyor. Lambalar hı-hı. bitmiyor. Harika bir şey yani. Harika harika. Gündüz i̇şte nasıl? Burası, evet. İşte ağaçlandırmalar, yeşillendirmeler, parklar hava katıyorsa ortama. Gece de ışıklandırma çok ayrı bir evet, tat katıyor. Tabii öyle ki, değil mi şehire? Tabii ki. Şehire tabii ki. O, yani şehir aydınlatması da artık çok bir sanat haline geldi. Biz bunu hı-hı. Bakü'de falan yaşadık. Orada gördük. Yani bir sektör olmuş artık. Tiyatro ışıklandırması gibi bina aydınlatması, ışıklandırması da... Giydirmek gibi bir şey aslında. Aynen öyle. Güzel bir elbise giydirmek gibi oluyor. Kesinlikle. Gerçekten. Peki bu eğitimleri gençlerimiz, benim gibi gençler... Nerede? Nereden olacaklar? Sizin yaşınız daha çok küçük. Onun için sizi hemen İngiltere'ye yolluyoruz Pınar Hanım. Oldu. Teşekkür Türkiye'de maalesef böyle bir şey yok. Ben de kitap yazmada zorlayan bu oldu. Yurt dışına gitmiştik workshoplarla ve orada kitaplarla ancak buraya taşıdık. Yani... Bizim okulumuz devlet tiyatrosu. Hı hı. Böyle bir yani başka okulumuz maalesef yok. Olmasını belki... çok isterdim. Yanlış bir şey söyleyeyim. Her gün bir üniversite açılıyor ama sahne sanatları bölümü var her tiyatronun. Tiyatro hı hı. bölümü var. Ben birkaç üniversitede derse gidiyorum. Anadolu Üniversitesi'nde, Eskişehir'de, Hacettepe'de bizim burada.
Sahne tekniği diye bir ders, ışık dersi veriyorsunuz, dekor, kostüm başka arkadaşlar veriyor. Böyle bir şey var ama rejisörlük var, oyunculuk var ama ışık tasarımı maalesef daha ben rastlamadım. Bunun eğitimi yok diyorsunuz. Görüntülerimizden şöyle bakıyorum bir eğitimi taraftan yok. Da evet. Aynı mekanı gece havası katabiliyorsunuz, gündüz havası katabiliyorsunuz, öyle evet, değil mi? Ben, nostalji havası katabiliyorsunuz. Şu 38 yıllık Devlet Tiyatrosu'ndayım. 160. oyunum tasarım olarak. Bunun 105 tanesi Devlet Tiyatrosu, diğerler üniversite ve konservatuvarlarda. Ve her oyunumu kendim özellikle izledim. Hiç birbirine benzemiyor ışık açısından. 160 da farklı. Hepsinin karakteristiği hepsi farklı. Evet, çünkü farklı. Oyunlar farklı. Peki kitabınız var, imzaladınız benim için de. Teşekkür ediyorum. Rica Işıklandırma ederim. Sanatı adında. Neler anlattınız bu kitapta? İşte bu tiyatronun, tiyatroda ışığın önemini, sanatçılarla oyuncu ilişkisini, seyirci ilişkisini, kostüm dekor ilişkisini. Sizin soruda da çok güzel hazırlanmışsınız. O sorularda da aynısı. Dedim acaba kitap önceden mi geçti ele? Yok merak ettiklerimizi yok, gerçekten soruyoruz. Çok güzel hazırlanmışsınız gerçekten. Teşekkür ederiz. Peki şimdi bu kitabı siz ne zaman yazmıştınız? 85'te yazdınız. Baskısı, evet. Şimdi o zamandan bu zamana herhalde bir şeyler değişmiştir değil mi? Teknoloji değişiyor çünkü. Teknoloji değişiyor tabii değişiyor. Ki doğru söylüyorsun. Tekrar yenilenmesi gerekiyor. Artık genç arkadaşlar onu yapacaklar. Peki genç arkadaşlar bir şeyler yapabilsin diye bu anlamda bir eğitimler, seminerler sürekli yapılıyor. Yani bizim her oyunumuz zaten bir seminer, bir workshop, her oyun aşaması. Şu anda çok cici iki tane kızımız var. Bu işi çok seviyorlar. Bir tanesi radyo televizyon okumuş ama İngiltere'de eğitimi almış. Kızımızın bir tanesi ışık eğitimi almış. Başka bir kızımız modern dans eğitimi almış ama ışığı çok sevdiği için ışık eğitimi almış. Şimdi onların ikisi de benim asistanlarım. İsim harika. Söylemeyeyim. Harika, ne güzel. Şu anda çalışıyorlar. Yani bunlar yetişiyor böyle. Işığın öneminin farkına varmış gençlerimiz. Varmışlar maalesef. Yani aslında... Türkiye'de yeni varılıyor buna. Bu da sorularınızın içindeydi. Bunu daha çok genç yönetmenlerimiz fark ettiler. Işık ne kadar önemli, neler katıyor oyuna. Onun için belli yönetmenler, belli ışık tasarımcılar artık bir grup çalışıyor. Yani öyle çalışılıyor, öyle bir şey oluşmuş. Farkına varmışız. Güzel. Varmışız, çok önemli geç bir şey. Evet. İşte ben Pınar Hanım'la çalışmak istiyorum, onun sesi çok güzel. Demek ya, gibi bir şey. Gibi bir şey, anladım. Evet. Ben işte Ahmet'le çalışacağım, onu çok güzel yapıyor bunu. Bunun dekoru, kostümü, bunu. Yani onlar çok önemli artık. Fark edilmiş. Evet, fark yaratmak lazım işte. Bu da ışığın, dekorun, kostümün önemini artırmış yani tiyatroda. Kesinlikle. Yoksa tiyatro tek başına çıplak bir insanın oyun oynaması değil tabii ki. Artık orta oyunu değil değil mi? Bu yani değil tabii şey ki bence artık. De. Evet. Bazı yönetmen abilerimiz ne kadar oyuncu olmasa tiyatro olmaz diyor ama bence teknik olmasa da tiyatro olmaz kesinlikle. Diyorum. Teşekkür ediyoruz. Rica daha ederim. Farklı seyredeceğiz artık tiyatro İnşallah. Oyunlarını sahnelerde. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler efendim. Programımızın sonuna geldik. Biliyorsunuz gece tekrarlarımız var. Uykusu kaçanlar için 01.30'da kabloda da varız. TRT Okul, TRT Çocuk'ta da varız. Açıp bir bakın. Soran olursa da söyleyin. Çok teşekkürler. Bugünlük hoşça kalın efendim. Sabah olmadan daha sokulsam.